Tonguçakademi'den herkese merhabalar. Artık ortaokulu tamamladık. Birer lise öğrencisiyiz ve 9. sınıfa başlamak için heyecanla bekliyoruz arkadaşlar. Çok da az bir zamanımız kaldı zaten. Geri sayım başladı. Bomba gibi gireceğiz bu seneye. 9. sınıf kimyada neler var, neler yapacağız? Şöyle onlardan bir bahsedelim. Süreci hep birlikte bir netleştirmiş olalım. Ardından da yine tabii ki bekleyişimizi sürdüreceğiz arkadaşlar. Öncelikle şöyle ünite değerlendirecek olursak kimya bilimi adı altında bir üniteyle başlayacağız arkadaşlar. Burada simyadan kimyaya ilk bahsedeceğimiz bölüm olacak. Burası kimyanın tarihçesini değerlendirdiğimiz bir süreç olacak arkadaşlar. Kimya dediğimiz bilim nasıl ortaya çıkmış, öncesinde neler varmış onları gözden getireceğiz. Ardından arkadaşlar kimya disiplinleri, kimyanın çalışma alanlarından bahsedeceğiz ve kimya laboratuvarı üzerine konuşacağız. Laboratuvarda nelere dikkat etmemiz gerekiyor, uyarı işaretleri neler, bunlar karşımıza çıkacak ve kimyanın sembolik dili diyeceğiz. Yani element sembolleri ve bileşik formüllerinden bahsedeceğiz. Ezberlememiz gereken bazı bilgiler burada karşımıza çıkacak. Burası ilk ünite olacak. Yaklaşık olarak bir ay boyunca bu ünite üzerine konuşuyor, çalışıyor olacağız. Ardından arkadaşlar asıl kimya burada başlayacak tabii ki. Atom ve periyodik sistem adı altında bir ünite karşımıza çıkacak. Adı üzerinde zaten atomdan bahsedeceğiz. Atom kavramı bugünkü haline nasıl gelmiş, hangi aşamalardan geçmiş, bunu atom modellerini değerlendirerek karşımıza alacağız. Zaten aslında öncesinden bu bilgilere hakimiz. Ardından atomun yapısı diyeceğiz. Burada atomun altı taneciklerden bahsedeceğiz ve izotürler diyeceğiz arkadaşlar. Burası yine önemli bir kısım olacak. Sembolik bir şekilde biz atomu nasıl gösteriyoruz bunu değerlendireceğiz. Sonrasında modern periyodik sistem diyeceğiz. Burada periyodik sistemin tarihçesiyle başlayacağız. Özellikle daha önceden de zaten hakim olduğunuz isimler Moseley ve Mendeleyev'den bahsedeceğiz. Bunların çalışmalarını değerlendireceğiz. Nasıl modern periyodik sistem ortaya çıkmış. Sonrasında modern periyodik sistemdeki periyotlar ve gruplardan bahsedeceğiz. Grupların isimlerini öğreneceğiz ve periyodik sistemde nasıl bir elementin yerini buluruz, bunu değerlendireceğiz. Elementleri gruplandıracağız. Metaller kimler, ametaller kimler, soy gazlar ve yarı metaller kimler ve bunların özellikleri neler? Bunları genel anlamda değerlendireceğiz. Ve son olarak da periyodik özellikler diyeceğiz. Burası tabii ki İlk defa karşılaştığınız bir kısım olacak. Mesela atomun yarıçapı periyodik sistemde ne tarafa doğru gittikçe artar ya da iyonlaşma enerjisi dediğimiz kavram periyodik sistemde hangi yönelime sahiptir, hangi elementin iyonlaşma enerjisi en yüksektir gibi soruların cevabını tam olarak burada veriyor olacağız. Sonrasında geçeceğimiz ünite kimyasal türler arası etkileşimler olacak arkadaşlar. Bu arada şuna dikkat. Bak iki ünite geçtik. Bu aslında TYT sınavına girdiğimiz zaman bize 2 soru kazandırmış olacak. Yani bu sene son ünitemiz hariç her ünite bir soru olarak TYT'de karşımıza gelecek. Yani eğer bu seneyi çok güzel değerlendirirsek 7 TYT sorusunun 4'ünü cebimize koymuş olacağız. Mükemmel bir şekilde ilerleyeceğiz. Bu yüzden buraya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kimyasal türler arası etkileşimler ünitesi en afilli ünitelerden birisi. Kimyasal türleri tanımlayarak başlayacağız. Yani atom, molekül ve iyon kavramları üzerine konuşacağız. Ardından etkileşimleri güçlü etkileşimler ve zayıf etkileşimler olmak üzere sınıflandıracağız. Sonrasında güçlü etkileşimleri iyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağ olmak üzere sınıflandırıp alt başlıklarını iyice irdeleyerek değerlendireceğiz. Buraya geldiğimiz zaman ekstra odaklanarak dinlemenizi size tavsiye ediyorum arkadaşlar. Sonrasında zayıf etkileşimlerden bahsedeceğiz. Hidrojen bağları ve Van der Waals etkileşimleri adı altındaki etkileşimleri değerlendirip tanıyor olacağız ve ayrıştırıyor olacağız. Son olarak da arkadaşlar fiziksel ve kimyasal değişimler, burası yine ortaokuldan hakim olduğumuz bir kısım. Hangi etkileşimler fiziksel ve değişimler fiziksel özellik gösterir ya da hangi değişimler kimyasal özellik gösterir, bunları konuşacağız. 4. ünitemiz maddenin halleri ünitesi olacak arkadaşlar. Burada maddenin fiziksel hallerini şöyle bir gruplandırarak özelliklerinden bahsederek başlayacağız. Yani katı, sıvı, gaz ve plazma özellikleri nelermiş, bunları genel bir değerlendirmeye alacağız. Ardından katıları kristal ve amorf katılar olmak üzere ikiye ayırıp alt başlıklarını değerlendireceğiz, sınıflandıracağız. Sıvılar bu ünitenin en önemli konusu arkadaşlar. Bak sorularda buradan gelecek. Ta TYT'de bile sorular buradan gelecektir büyük ihtimalle. Söyleyeyim size şimdiden. Sıvılarda viskozite kavramı üzerine duracağız. Buharlaşma ve kaynama özellikleri üzerine duracağız. Buharlaşmanın hızından ve buhar basıncından bahsedeceğiz ya da kaynama noktası üzerine konuşacağız. Atmosferdeki su buharını değerlendireceğiz. Gazların genel özelliklerinden bahsedeceğiz. Plazma dediğimiz hali tanımlayacağız ve günlük hayatımızda karşılaştığımız bazı plazmalardan bahsedeceğiz ve hal değişim grafiklerini yorumlayacağız. Yani biz bir maddeye ısı verdiğimiz zaman sıcaklığı ne zaman artıyor ve hal değişimi ne zaman gerçekleşiyor, bunun üzerine konuşuyor olacağız. Burası da yine bak, konuyu hallettin mi? Bir soru TYT'de cebinde olacak. Sadece 9. sınıfı düşünmeyelim, geleceğe de bunlar aslında önemli yatırımlar olacak. Son ünitemiz doğa ve kimya ünitesi olacak. Sadece birkaç hafta içerisinde bitireceğimiz bir ünite. Alt başlık olarak da su ve hayat var. Yani su neden önemlidir, su döngüsü nedir, sert sular nedir, sudaki daha doğrusu sertlik özellikleri neden kaynaklanır, buradan konuşacağız. Ardından da çevre kimyası diyeceğiz. Çevreyi kirleten faktörlerden bahsedeceğiz. Bunlardan nasıl kurtuluruz ondan bahsedeceğiz. Hava kirleticiler, su ve toprak kirleticiler, bunları ayrı ayrı değerlendireceğiz ve sebep olan moleküllere kadar yorumluyor olacağız. Sonrasında da tabii ki çevre kirliliğini nasıl önleriz üzerine konuşacağız. Burası TYT'de çok sorunun çıktığı bir bölüm değil ama tabii ki çok önemli bir ünite olarak karşımıza çıkıyor olacak. Bunu da tamamladığımız zaman artık 10. sınıfa hazırız diyeceğiz. Peki biz bu sene boyunca kimyaya çalışırken nelere dikkat edeceğiz? Hangi kısımlar çok önemli olacak? Hangi çalışma prensibini sürdürürsek biz başarıya ulaşırız? Arkadaşlar bak, bu sene öğrendiğin her şey sonra da karşına gelecek. Yani bu bakış açısıyla çalışman sana çok büyük fayda verecek. Mesela atom ve periyodik sistem ünitesinde öğrendiğin bilgilerin hepsi 11. sınıfta yine modern atom teorisi konusu altında karşına gelecek. Bak, TYT'yi, AYT'yi söylemiyorum bile, orada zaten soru olarak karşına gelecek. Ama sen bu sene o üniteyi çok iyi öğrendiysen 11. sınıfta çok rahat edeceksin. Veya kimyasal türler arası etkileşimler ünitesinde polarlığı, apolarlığı öğrenmek zorundasın ki hem 10. sınıfta hem 11. sınıfta etkileşimler üzerinden yorum yapabilesin, çözünme olayını açıklayabilesin, buradaki yorumlamaları yapabilesin. Dolayısıyla bu sene sakın ve sakın hiçbir şeyi kaçırma. Öğrendiğin her şey sadece şimdi değil, gelecekte de karşına çıkacak. Şimdi öğrenmezsen ileride mecburen gene öğrenmek zorunda kalacaksın. Yani kaçacak yerin yok, onu söyleyeyim. Kavram bilgilerine çok dikkat etmen gerekecek arkadaşlar. Yani burada çok basit gibi gelen kavramların bile tanımını bilmen sana çok önemli katkılar sağlayacak. Çünkü sorularda, özellikle yorum sorularında bu tanımı bilmiyorsan, kavramın ne olduğunu aslında kafanda, zihninde oturtmuş olsan bile tam tanımı bilmiyorsan soruyu yapamayacaksın, bunu söyleyeyim. Mesela sıcaklık dediğimiz zaman ortalama kinetik enerjiye dair bir büyüklük olduğunu tanım olarak bilmen gerekiyor. Çünkü sorularda sana bu yorum sorusu olarak karşına gelebilir ve eğer tam tanımı bilmiyorsan yapamayacaksın. İstisnalar. Arkadaşlar bu senenin en önemli dikkat etmen gereken noktası burası olacak. Mesela periyodik özellikler konusundan bahsettiğimiz zaman konuların aslında kurallarını öğrenebilirsin. Belli kurallar var ama her kuralın da altında bir istisna durum var. Ve sorularda da genellikle o istisnalar sorulur. Hatta özellikle o istisnalar sorulur. Dolayısıyla sadece bu sene kuralları öğrenip geçmen yeterli değil. Özellikle o istisnaları da öğrenmen çok fayda sağlayacak sana. Arkadaşlar bir bilgiyi öğrenip geçmek kimya için yeterli değil. Sürekli tekrar etmen gerekiyor. Çünkü bilgi unutulabilen bir şey ve özellikle de bu sene kimya hep üstü üstüne kurulan bir sisteme tabi olduğu için herhangi bir yeri kaçırdığın zaman sonraki bilgileri öğrenemeyeceksin veya herhangi bir yeri unuttuğun zaman sonraki bilgilerde zorlanmaya başlayacaksın. Dolayısıyla ta sene başında öğrendiğin bilgileri bile sonradan, sene sonunda tekrar ediyor olman çok önemli olacak. En azından sürekli ve sürekli eski konularla ilgili soru çözerek ilerlemekte çok büyük fayda olacak. Bak, bunların hepsini harfi harfine yerine getirirsen çok güzel bir sene seni bekliyor olacak kimya adına. Gelelim şimdi kaynaklarımıza. Biz neler yapacağız? Sene içerisinde arkadaşlar tabii ki sürekli derslerle yanınızda olacağız. Ve bu derslerimizde 0'dan 9'a kimya kitabımız bizim temel kaynağımız olacak. Bütün ödevlendirmeler buradan yapacak. Bunu bitirmeyen kimse kalmayacak. Neler var peki kitabımızın içeriğinde? Şöyle birlikte bir bakalım. Çünkü ödevlendirme sürecinde de çalışırken de çok işimize yarayacak bir kaynak olacak. Şimdi bölüm bölüm gidecek olursak arkadaşlar simyadan kimyaya ile başlayacağız. Bak, bölüm olarak ilk dersimizde bunu yaptık mı? Ben geleceğim, diyeceğim ki arkadaşlar 10. sayfa ile 22. sayfa arasında çözülmemiş yer bırakmayın. Bu şekilde karşımıza gelin bir sonraki ders öncesinde. Hemen geliyorsunuz. Her sayfada arkadaşlar bize bir konu anlatımı yapılıyor. Bak, güzelce konuyu anlatıyor. Ardından kitabımız hemen burada 5 ya da 6 soruyla burada anlattıklarını bize çözdürüyor. Dolayısıyla da aslında bilgiyi pekiştirmemizi sağlıyor. Gerçekten öğrendik mi hemen burada test etmiş oluyoruz. Her sayfada bu şekilde önce bize konuyu anlatıp sonrasında o konuyla ilgili sorularla bizi destekliyor. Dolayısıyla güzelce bölüm sonuna kadar her konuyu ayrı ayrı öğrenmiş oluyoruz ve sorularla da bunu test ediyoruz. Gerçekten öğrendik mi diye. Ve bölümü bitirdikten sonra da bir tarama testi oluyor. Yani o bölüme genel bir bakış atmamızı sağlıyor. Harbiden bütün birleşimleriyle, bütün bağlantılarıyla biz o konuyu öğrenmiş miyiz? Onu da burada görmüş oluyoruz ve her bölüm için bu kendini tekrar ediyor. Üniteyi bitirdiğimiz zaman da sadece tarama testleri değil, ardından ünite testleri karşımıza geliyor. Burada da test geçlerle bütün bir üniteye genel bakış atmamız sağlanıyor. Bazı sorularda farklı bölümlerden bilgileri birleştiriyoruz. Dolayısıyla da üniteyi tam anlamıyla öğrenmiş miyiz? İşte burada cebimize koymuş oluyoruz. Diyelim ki bu süreçte çözemediğimiz sorular oldu. Tabii ki olacak. Bunu ne yapacağız peki? Kare kodlarımız var arkadaşlar. Hemen kare kodumuzu okutuyoruz. Doğrudan çözüm videosuna gidiyoruz ve soruyla ilgili bütün eksiklerimizi o video sayesinde kapatıp öğrenebiliyoruz. Her ünitede bu kendini tekrar ediyor olacak ve sene boyunca da ödevlendirmelerimiz buradan olacak. Hemen edinelim, faydası olacak. Peki nasıl edineceğiz? Arkadaşlar hemen alttaki yorumlar kısmında, açıklamalar kısmında sana en yakın Tonguç kırtasiyesi neredeymiş bunu öğrenebilirsin ve hemen gidip satın alabilirsin. Tabii ki kırtasiyeye kadar gitmek istemiyorsan ya da sana yakın bir kırtasiye olmadığını düşünüyorsan internet üzerinden de siparişlerimizi Tonguç mağaza üzerinden alıp yapabilirsiniz. Hemen kapına kadar kitabı elde edebilirsin. O zaman kitaplarımızı da cebimize koyduğumuza göre ödüllü sorumuzu hemen cevaplıyoruz. Yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz ve hemen bir sonraki dersimizde tekrar burada buluşuyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.